Kürtoloji çalışmalarının en erken başladığı ülkelerden biri Rusya'dır. 18. yüzyılın sonlarına denk gelen bu çalışmalar günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Kürtlerin tarihi, kültürü, yaşam tarzı, gelenekleri, aşiret yapısı gibi başlıklarda yürütülen bu çalışmalar günümüz açısından da büyük bir kaynak niteliği taşımaktadır. Rusya'daki Kürtoloji çalışmalarının önemli isimlerinden biri de Peter Lerch'tir. Rusya, 2 Temmuz 1856. Kürtolog Peter Lerch'in savaş esiri Kürtler hakkında raporu. Rostov'da birçok değişik Kürt aşiretine mensup 50 kişiyle karşılaştım. Onlar Batı Kürdistan bölgesinin en büyük bölümü olan Yukarı Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeden geliyorlardı. Hepsi Kürtçenin dışında Türkçenin Anadolu diyalektiğini de konuşuyorlardı. Bazıları Rusçayı da anlıyorlardı. Onlarla yaptığım 11 haftalık heyecanlı yolculuk, beni birçok gezgin tarafından Kürt aşiretlerinin özellikleri hakkında yazılan övücü anlatımların tamamıyla abartmalı olmadığına inandırdı. Ben onlarda sadece yemeklerdeki lezzeti, ölçülülüğü, canlılığı, yapılan iyiliklere karşı duyulan minnettarlığı, tevazuyu, dürüstlüğü, düşünüş tarzındaki ölçülülüğü izleme imkanı bulmadım. Bunun yanında özellikle onlardaki çabuk dost olma özelliği, canlı sohbet etme, çevrelerindeki her şeyi açık bir dikkatle algılama, duyularının gelişkinliği de dikkatimi çekti. Kürtler sayıca diğerlerinden fazlaydılar ve işlerinde bir tane de ozan vardı. Bu ozan sürekli ülkesinden türküler okurdu. Onlar İslamiyet'i korumayı dikkate almadan bu dengbej ve ulusal kimlikleriyle gurur duyuyorlardı ve aşiretlerinden hayranlıkla söz ediyorlardı. Kendi aşiret önderlerinin iyiliklerini, cesaretlerini ve diğer iyi özelliklerini övüyorlardı veya Türk paşalarının kötülük ve kalleşlikleriyle dolu trajik kaderlerini övgüyle anlatıyorlardı. Piotr Lerch'in Kürt savaş esirleriyle karşılaşması kendi kişisel hayatı içerisinde çok belirleyici ve heyecan verici bir mesele aslında. Çünkü tarihini yazdığı bir halkın insanlarıyla bu kadar uzun bir süre geçirmesi, olanağa yakalanması bağlamında söylüyorum bunu. Piotr Lerch Rus ya da ilk Kürtolog olarak bilinir ve döneminin çok parlak bir bilim insanı aynı zamanda. Bu Kürtlerle karşılaşması gerçekleştiği dönemde yaklaşık bir 6 yıllık Kürtlerle ilişkin çalışma süreci var öncesinde. Aslında 1956'da da ilk kitabını yayınlamış durumda. İran Kürtleri ve onların Kuzeyli Atalarının Tarihi adıyla bir kitap yayınlamış durumda. Yine kaynaklardan anladığımız kadarıyla Lerch zaten o döneme kadar Kürtçeyi belli bir düzeyde kendi çabalarıyla öğrenmiş durumda. Savaş sürecinde alınan Kürt savaş esirlerinin Roslav bölgesine götürülmesi sonrasında İmparatorluk Bilimler ve Sanat Akademisi Lerch'i görevli olarak bölgeye gönderiyor. Görevi de şu, gidip Kürtçe öğrenmek aslında. Onlar arasında dil çalışması, folklor derlemeleri gibi bir çalışma maksadıyla gönderiliyor. Lerch orada kaldığı 3 aylık süre boyunca aslında Kürtçeyi çok iyi düzeyde öğreniyor. Kürtçe, yani zaten bildiği Kürtçeyi konuşma noktasında da tamamlamış oluyor daha doğrusu. İşte Zazaca ile karşılaşıyor. Zazaca üzerine kelime derlemeleri falan yapıyor. Zaten 3 kitaplık bir seri yazıyor Kürtlerin tarihi üzerine. 2. ve 3. kitabı savaş esiriyle görüşmelerinden sonra yazıyor. Rapor da aslında bir rapordan daha ziyade oradaki kendi kişisel gözlemlerinin kitabının giriş bölümünde anlattığı kısmı. Rus Kürtologlar Kırım Savaşı'nda esir alınan Kürtler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapmıştır. Ancak Rusya'da Kürtoloji çalışmalarının başlangıcı bir önceki asra, yani 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ya aslında Rusya'da Kürtoloji çalışmalarının tarihi diye bir şeyden bahsedeceksek, aslında bunu biraz Rusya'nın düşünce dünyasında, bilim alanında, araştırma alanındaki gelişimiyle birlikte ele almak gerekir. Yani en geriye gidersek aslında bu Büyük Petrol'le birlikte başlayan, yani zemini o zaman atılan bir şey. Çünkü 1724 yılında İmparatorluk Bilimler ve Sanat Akademisi'nin kurulmasıyla birlikte Ruslar biraz daha bu şekilde, yani çeşitli halklar üzerinden folklor çalışmaları, dil çalışmaları yapma imkanına erişiyorlar. Tabii bu akademinin yani 18. yüzyılın sonlarına kadar çok ciddi bir çok ciddi sonuçlara ulaştığını söyleyemeyeceğiz. İkinci Yekaterina'ya gelindiği zaman, yani 1860'lar gibi çarçeve oluyor. İkinci Yekaterina'nın şöyle bir özgünlüğü var, kendini filozof monark olarak ifade ediyor Platon'un eserinden hareketle. Dolayısıyla iktidara geldiği ana itibaren Avrupa'daki birçok bilim insanına, düşünce insanına çağrı yaparak Rusya'da özgür çalışma imkanına sahip olacaklarını, maddi destek sunacakları şeklinde bir şey var.
hatta ilginç, Voltaire, Diderot gibi o zamanın Fransız ansiklopedistleriyle de yakın ilişkileri vesaire var. Bunun yanında işte Almanya, özellikle Prusya gibi bölgelerden birçok botanikçi, dil bilimci, tarihçi, coğrafyacı o dönem 2. Yekaterina'nın davetine uyarak Rusya'da çalışmak için geliyorlar. Şimdi 2. Yekaterina döneminde Kürtoloji çalışmalarının temelinin atılmasının bir başka nedeni de Rusya'nın esas olarak o dönem Kafkasya'da yayılımını güçlendirmesi, oradaki durumunu pekiştirmesiyle alakalı bir şey. O zamana kadar Kafkasya biraz yani Rusya açısından komşu bir coğrafya, sınır bir coğrafya. Rusya merkezinde biraz uzak olması sebebiyle de çok ilgilerini çekmiyor esasında. Ama o dönem Yekaterina'nın dış politikası gereği Kafkasya'da belli bölgelerin ilhak edilmesi, tutulması gibi şeylerden sonra Kürtlerle biraz daha fiziki temasla kurulmaya başlanıyor. 1800'lü yılların başında şeyi görüyoruz mesela, işte Gürcistan'ın, Gence Hanlığı'nın, işte Şirvan Hanlığı gibi bölgelerin Rusya'nın denetimine girmeye başladığını görüyoruz. Bu dönemde Kürtlerle tekil karşılaşmalardan söz edebiliriz. Yani belli ailelerin ya da çeşitli sebeplerle o bölgelere geçmiş Kürt ailelerle karşılaşma durumu var. Dolayısıyla Kürtlerle fiziki karşılaşma onların kültürünü anlama, dilini anlama, yapılarını çözmek gibi bir arayışa vesile oluyor. Rusya'da Kürtoloji çalışmaları dil alanında yapılan araştırmalara dayanmaktadır. İlgi alanlarından biri de dil bilim Yekaterina'nın ve bütün dünya dillerinin tek bir dilden türediğine dair o dönem belli bir dil bilimcinin de paylaşmış olduğu görüşü o da destekliyor ve bunu ispat etmek için de bir dünya dilleri sözlüğü hazırlanmasını istiyor himayesindeki bilim insanlarından. O dönemde Prusyalı bilim adamlarından biri olan Guldenstag 1860'ların sonundan itibaren Kafkasya bölgesinde dil çalışmalarına başlıyor. Ya bu çalışmaların özünü de kelime derlemesi oluşturuyor. Farklı dillerden kelime derlemeleri. Kürtler arasında da uzun süre kalıp birçok kelime derliyorlar. Fakat Guldenstag öldükten sonra yine Avrupa'dan Yekaterina'nın davetiyle gelen Simon Pallas, aslında kendisi bir botanikçi, yani dil bilimci değil ama Yekaterina'nın isteği ve biraz da ısrarıyla Guldenstag'ın yarım kalan bu çalışmasını devam ettiriyor. Devam ettirirken 200 tane dil arasında Kürtçenin de olduğunu görüyoruz. Kürt, yani yaklaşık 285 kelime, Rusça kelimenin diğer hemen hemen bütün dünya dillerindeki ve lehçelerindeki o dönem bilinen Ruslar açısından karşılaştırması yapılıyor. Kürtçe'de de burada 276 tane kelime olduğunu görüyoruz biz. Garzone'nin çalışmasıyla aslında benzer bir kesişme dönemi var ama daha sonra Rusya'daki Kürtologların değerlendirmelerine baktığımız zaman Garzone'nin çalışmasını çok amatörce, sadece bir derleme olarak görüyorlar. Ama bu bütün dünya dilleri ve lehçeleri sözlüğü çalışması hem karşılaştırmalı bir çalışma olması hasebiyle hem de o dillerin etimolojik kökenine ilişkin de kimi değinler olması sebebiyle bilimsel bir çalışma olmasıyla ayırt ediliyor aslında. 1787 ve 1789'da iki cilt olarak yayınlanıyor bu sözlük. Sözlükteki derlemeleri yapan Guldenstag olduğu için Simon Pallas'ın bölgeye doğrudan gidip Kürtlerle karşılaşma durumu var mı yok mu bunu çok bilmiyoruz. Dolayısıyla orada kelimelerin karşılığı yazılırken birçok hata yapıldığını görüyoruz. Mesela yüz ifadelerine ilişkin yanlışlar var. Mesela burun kelimesi ağızla karşılaştırılmış. Ya da işte çocuklarla ilişkin mesela kur diyor. Mesela erkek çocukken yani Kürtçe'de kur, kız çocuk olarak yazılmış. Burada bir yanlış da olabilir. Başka bir yandan şu da olabilir. Kürtler kız çocuklarına da bazen kuremin diye hitap ederler kimi bölgelerde. Belki öyle bir aileye denk de gelmiş olabilir. Orada birçok derken hani çoğunluğu değil ama göze çarpacak derecede de bir yanlış var aslında Kürtçe kelimelerin karşılığı yazılırken. Rusya'nın Kürtoloji çalışmalarına ilgisi Kürtlerin yaşadığı coğrafyalarda hakimiyet kurmasıyla doğrudan ilgilidir. Yani bu aslında biraz şöyle, Kafkasya'nın genel yapısı gerçekten Rusları, Yekaterina döneminde Rusları, bölgeye giden diplomatları şaşırtıyor. Oranın kültürel çeşitliliği, coğrafi farklılığı, yani farklı kültürel unsurların bir arada yaşaması gibi nedenlerle ciddi derecede ilgilerini çekiyor. Yani o dönemki çalışmalara zaten genel niteliğine baktığımızda da bunu görmek mümkün. Yani sadece İmparatorluk Bilimler Akademisi'nin görevlendirdiği bilim insanları değil, herhangi bir sebeple bölgeye giden Rus aydınlarının tamamı bir şekilde orada bir çalışma yapıp dönüyorlar. Ya işte kelime derliyorlar, ya resim çiziyorlar, ya işte öykü derlemesi yaparak oradaki o yeni, aslında yeni, onlar açısından yeni keşfedilmiş olan bu şeyi anlama çabası. Rusya devleti açısından, yani imparatorluğu açısından düşündüğümüz zaman da
egemenliği altına yeni almış olduğu bölgelerde kuracağı hakimiyeti sağlam temeller oturtabilmek açısından o halklarla iletişim kurabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilk çalışmaların filoloji alanında başlamasını buna yorabiliriz. Benim kişisel araştırmalarımda ilgimi çeken, beni heyecanlandıran şeylerden biri Puşkin'in Kürtlerle karşılaşması, onlara dair yazdığı, çizdiği şeyleri görmek olmuştu. O dönem yani Puşkin'in yönetimine çıkan ve Rus düşünce tarihinde çok önemli bir yeri olan Suvremenlik dergisinde Puşkin'in o Kürdistan'da bulunduğu, Kars ve Erzurum çevresinde bulunduğu döneme ilişkin gözlemlerini görüyoruz. İşte Kürtlerin inançlarına, kültürlerine dair yaklaşımlarını görüyoruz. Onun dışındaki birçok aydın da yine düşünür, işte diplomat da kendi yani uzmanlık alanları dışında Kürtlere ilişkin metinler derlemeye başlıyor. Yani bu metinlerin önemi nedir? Bu metinler sonrasında alana dair çalışacak akademisyenler için müthiş bir hazine niteliğinde, müthiş bir birikim var. Yani alana gitmeden de o derlemeler üzerinden işte dil bilimi, folklor, tarih gibi alanlarda en azından giriş düzeyinde çalışma yapabilecek bir veriye sahip oluyorlar. Rusya'da Kürdoloji çalışmaları 18. yüzyılın sonundan günümüze kadar devam ederek gelmiştir. 200 yılı aşkın bir zamandır süren bu çalışmalar dönemsel olarak farklı nitelikler kazanmıştır. 3 döneme ayırmak mümkün. Birinci dönemini aslında doğrudan bir Kürdoloji çalışmasından ziyade Şarkiya çalışmaları bağlamında tekil çalışmaların, yani Kürtlere dair tekil çalışmaların ortaya çıkmaya başladığı bir dönem olarak ifade edebiliriz. İlk dönem olarak böyle niteleyebiliriz. İkinci dönem Rusya'daki Kürdoloji çalışmaların spesifik olarak Kürdoloji adıyla, perspektifiyle yapılmaya başladığı ve esas olarak 1850'lerden sonra, yani Lehr'le birlikte diye bu dönemi ayırt edebiliriz aslında. İkinci dönem böyle ifade edebiliriz. Üçüncü dönem Sovyetlerle birlikte başlayan süreç olarak değerlendirmek mümkün. İkinci dönemde Kürdoloji çalışmaları ekseriyetle çok genel, yani Kürtlerin tarihi, dilleri, folklorlerin genel yapısını anlamak üzerine kurulurken Sovyetler Birliği'nde daha spesifik alanlar, daha derinleşme üzerine bir yapı ortaya çıktığını görüyoruz. 1850'li yıllar Rusya'da Kürdoloji çalışmaları açısından dönüm noktası olmaktadır. Lerhin Matuşu çok genç yaşta akademiye giriyor, İmparatorluk Bilimler ve Sanat Akademisi'ne ve doğrudan bir Kürdolog olarak bu alana girdiği için diğer çalışmaları eleştirel bir gözle değerlendirerek aslında bunlardaki kusurları da bularak bunlarda bilimsel bakış açısında meselenin değerlendirilmesindeki kusurları belirleme noktasında bir milat oluşturuyor. Aslında Lerhin niteliği bu süre iki dönemi ayırmada bizim açımızdan bir şey, ölçüt oluyor diyebilirim. Kürtçe'de lehçelerin tanımlanmasına ilişkin bir çabası var. Bugün hala bir tartışma konusu olan Zazaca-Kürtçe ilişkisine ilişkin mesela yorumları var. Yine bugün hala bitmiş olsa da yakın döneme kadar belli kişiler tarafından savunulan işte Kürtçenin, Farsçanın bir lehçesi olduğu görüşüne ilişkin tutumları var. Ve Lerhin bu konudaki yaklaşımlarının çok bilimsel, hatta bugün bile birçok dil bilimci tarafından paylaşıldığını söyleyebilirim. Yani dolayısıyla bir dil bilim alanı var. Sözlükçülük çalışması var. Zazaca ve Kürtçe üzerine, esası Kurmancı olmak üzere bir sözlükçülük çalışmalarından bahsedebiliyoruz. Rusya adına Kürdoloji çalışmaları yapan kesimlerden biri de diplomatik amaçla görev yapan kimselerdir. Diplomatik misyonla Kürdistan'da bulunan kişilerin yaptığı çalışmalardan bazıları literatürde önemli bir yere sahiptir. Rus diplomatlarına şöyle genel bir özelliğine vurgu yapmak gerek aslında. Şimdi bu kişiler genellikle zaten entelektüel belli bir birikimi olan, yani çeşitli alanlarla da ilgi alanlar olan, ressamlık gibi, işte dil bilim gibi alanlarla ilgisi olan da kimseler, yani direkt bir memur şeyle yetiştirilmiş kimseler değil. Dolayısıyla gittikleri zaman o bölgedeki özgünlükler direkt dikkatlerini çekiyor. Bu ilk dönemden itibaren, yani 1800'lerden itibaren gördüğümüz bir şey. Jabba tabii ki burada ayrıca parantez açılması gereken bir kişi, Alexander Jabba. Erzurum Konsolosluğu'nda bulunduğu süreçte yaptığı en önemli işlerden bir tanesi birçok el yazmasını, Kürtlere dair birçok el yazmasını derleyip Rusya'ya götürmesi ve burada bir çalışma alanı oluşturması. Bu açıdan çok dikkat çekicidir. Folklorik çalışmalar yapar. Ya bölgedeki sözlü kültür ürünlerine dair işte atasözleridir, şiirlerdir, öykülerdir, masallardır gibi bunlara dair çok ciddi derlemeler yapar. Bunun dışında
o dönem bölgedeki yerel Kürt araştırmacılarıyla da yani çok yakından ilişkilidir. Onların çalışmalarının daha disipline edilmesi, belli bir bilimsel çerçeveye oturtulmasını yardımcı olduğu kadar onlardan öğrendiği yöntemler, edindiği kaynaklarıyla da Rusya'da Kürtoloji şeyini zenginleştirdiğini, yani kaynağını zenginleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu konsolosluklar meselesinde biraz daha meseleyi açmak gerekirse 93 Harbi'nden sonra yani Rusya'nın edindiği yeni pozisyondan, yeni haklardan doğru Kürdistan'ın daha derinlerine doğru da bir aslında konsolosluk faaliyetine gidildiğini görüyoruz. İşte o zaman Van'da, Muş'ta ve Musul'da sanıyorum yeni konsolosluklar açılıyor. Ve bu konsolosluklarla birlikte hem bölgede etkinlik gösteren araştırmacıların sayısı yoğunlaşıyor. İkincisi Kürdistan çeşitli bölgelerinde daha farklı işte niteliklere ulaşıp bunlara dair çalışma yapma imkanı oluştuğunu da söyleyebiliriz. Bu dönemde tabii ki kültürel dil bilim ya da işte folklor çalışmalarının yanı sıra istihbarat çalışmalarının da yani Kürt aşiretlerinin sayısı, yapısı, inançları birbiri arasındaki çelişkilere dair de çok detaylı notlar tutulduğunu görüyoruz. Sovyetler Birliği döneminde Kürtoloji çalışmaları bizzat Kürtlerin katılımıyla başka bir boyut kazanmıştır. Ancak bu çalışmalar uzun soluklu olmamış, çeşitli nedenlerle kesintiye uğramıştır. Ekim Devrimi'nin ilk döneminde yani Kürtlerin biz siyaset alanında bizzat aktif rol almaya başladıklarını görüyoruz ki özellikle de Kafkasya bölgesinde. İşte o dönem Bakunski Raboçi yani Bakül İşçi adlı bir gazetede sık sık şeyden bahsediliyor zaten. Kürtlerin eylemliliklerinden, işte demokratik, kültürel, eğitime dair taleplerinden, bunun için yaptıkları gösterilerden falan sıklıkla bahsediliyor. Ama Kürtlerin bu sürece dahil edilmesi biraz da Araboşemo gibi böyle sayılı aydınların aslında kişisel çalışmalarıyla başlayıp daha sonra böyle yeni bir jenerasyonun 30'larla 40'larla birlikte yeni bir jenerasyonun bilimsel disiplinlerle, üniversitelerde, akademilerde yetiştirilerek Kürtoloji alanında çalışmaya başladığını görüyoruz. Burada 1934 yılında Erivan'da yapılan Kürt Konferansı'nın önemli bir noktası var. Çünkü tamamına yakın bu konferansı katılımcılarının Kafkasya Kürtlerinden oluşuyor ve Kürtologlardan oluşuyor. Burada çok çeşitli konular tartışılıyor. Mesela Kürtçenin bir edebiyat ve yazın dili olması meselesine ilişkin sorunlar tartışılıyor. Üretilmiş olan kaynakların bir analizine gidiyor. Birçok başlık ele alınıyor. Bu çalışmaların devam etmesi bağlamında 1935 yılında Bakü'de bu ikinci bir konferans düzenlenmesi niyetleniyor. Fakat bu izin verilmiyor bu konferansa. 35'ten sonra daha doğrusu 37 ile birlikte biz Kürtoloji çalışmalarında yani Kürtlerin genel olarak siyasal ve kültürel yaşamında ciddi bir kesinti olduğunu görüyoruz. Sovyet döneminde Kürtoloji çalışmalarının kesintiye uğramasında yeni yönetimin devrim ilkelerinden uzaklaşması kadar Türkiye Devleti'nin bizzat ya da dolaylı olarak engellemeye dönük faaliyetlerinin de etkisi olacaktır. Rusya'nın hem o dönemki Kürtoloji çalışmalarına ilişkin tutumundaki o keskin dönüş, hem Rusların siyasal ve kültürel hakları konusundaki sonraki dönemlerdeki değişen tutumunu ben aslında 1921'deki Moskova Anlaşması'yla birlikte ele almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu anlaşmayla birlikte bir misak-ı milli sınırları kabul ediliyor. Yani Kürtleri ilgilendiren bağlamıyla. İki de iki ülkenin topraklarında birbiri aleyhine çalışacak örgütlerin varlığına izin verilmemesi gibi bir gerekçe var. Türkiye bu maddeye dayanarak Kafkas Kürtlerinin bütün faaliyetlerinin aslında kendisine karşı bir faaliyet çerçevesinde değerlendirebilmesi meselesiyle sürekli bir müdahale içerisinde. Hatta şunu söyleyebilirim, yani Türkiye'nin bölgedeki konsoloslukları ilişkiden daha ziyade Kürtleri kontrol etmek, faaliyetlerini takip etmek, gazetelerini okumak, radyolarını dinlemek gibi bir çaba içerisindeler. Türkiye'nin burada doğrudan bir faaliyeti olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani bu birinci ve ikinci ağızdan aktarılan kaynaklar, o dönemki bölgedeki ilişkiler, görüşmelerden de bu sonuca ulaşıyoruz. Kürtçe dilinde yapılan kitap yayınına baktığımız zaman yani bir devrimden sonraki süreçte zaten 38'den sonra 1950-55'e kadar bir kesinti olduğunu görüyoruz. Burada bir sorun yok. Ama 37-38 yılında Sovyetler Birliği'nde Kürtçe basılan kitap sayısı bütün tarihi yani Sovyet tarihi boyunca basılan kitap sayısından fazla diyebiliriz. Yani hemen hemen. Bu niteliğin sıçraması ve gerçekten bölgede Kürtlerin belli bir örgütlenme düzeyine gelmelerinden sonra bir müdahalenin yapılması da dikkat çekici bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani 1937-38'de
çok ciddi bir rakama ulaşan Kürtçe eser basım sayısı sonrasında sıfıra düşüyor mesela sonraki yıl. İşte o dönem yine Riyad Hazen'in kapanması meselesi var. Yani birçok alanda Kürtlerin aslında kurumları tırpanlanıyor diyebilirim. Rusya'da üretilen Kürtoloji çalışmaları içerisinde görsel sanat ürünleri de önemli bir yekün oluşturuyor. 19. yüzyılın başına kadar uzanan bu sanat ürünleri arasında özellikle Kürtlerin resmedildiği tablo ve gravürler önemli bir yer kapsıyor. Rus olmayan ressamların tablolarında yer aldığı bu koleksiyon içerisinde özellikle Prens Gagarin'in Kürtlere dair çizimleri dikkat çekiyor. Şimdi bu dönem aslında yine dikkatimizi çeken konu Rusya'da Kürtoloji yani Kürtlere ilişkin çizimler yapan gravürler ya da işte tablolar çizen kişilerin de biz başlangıçta Rus olmadığını görüyoruz. Yani Prusyalı ya da işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen seyyahların ya da ressamların şeylerine tanık oluyoruz. Burada dikkat çekici isimlerden biri Orlovski'ye dikkat çekebilirim. Tim'e dikkat çekebilirim. Bunların yani çok zengin, çok sayıda çalışmaları var. Tim'in çalışmalarının bugün Gürcistan arşivinde tamamına yakınını muhafaza edildiğini biliyoruz. Yine Orlovski'nin çok meşhur işte Kürt süvari olarak işte at üzerinde mızrakla bir Kürt savaşçısını resmettiği çok bilinen bir tablosu var. Mesela başlangıç açısından erken dönem meseleleri arasında bunları ifade edebiliriz. Lermontov'un Kürtlere ilişkin bir çizim yapmış olması bence çok önemli bir mesele. Bu da yine çok böyle üzerine durulmayan bir durum ama yani Rus düşünce dünyasında ve edebiyat alanında çığır açıcı kişilerden biri olan Lermontov'un Kafkasya bölgesinde sürgün döneminde Kürtlerle karşılaşması ve Kürtleri konu eden bir resim çizmesi gerçekten ilgi çekici. Yani bu ilgi çekiciliğin farkında olan Ruslar bu resmi kartpostal olarak da Rusya'da bastılar yani bir dönem için kullanıldı bu. Şimdi Lermontov'un bu çizimi başka bir hikaye de aslında bizim önümüze açıyor. Bu hikaye nedir? Bu Prens Gagarin yani'nin de Lermontov'un peşinden Kafkasya'ya gitmesi, Kürtlerle karşılaşması ve belki de Rusça kaynaklarda görsel üretim bağlamında en zengin üretimi yapan kişinin de Kürtlerle karşılaşmasına vesile oluyor. Gagarin kimdir? Gagarin aslında bir Rus soylusunun, bir Rus prensinin oğludur. Çok küçük yaşlardan itibaren babasının diplomatik faaliyetleri sebebiyle İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde yaşıyor. Buralarda bulunduğu dönemde yani çizim ve mimari üzerine özellikle eğitim alıyor. Rusya'ya döndüğü zaman yani o kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre şöyle bir tanımlama var. Deniyor ki Gagarin bir Rus'tan daha ziyade bir Fransız göçmeni andırıyordu. Yani giyim, kuşam ve konuşması itibariyle. Gagarin Rusya'ya döndüğü andan itibaren Rus düşünce çevreleriyle, sanat çevreleriyle çok sıkı bir ilişki içine giriyor. Mesela şeye tanık oluyoruz işte Pushkin'in mesela birçok eserinde çizimleri Gagarin yapar. Mesela Ruslan ve Ludmila gibi örnek vermek gerekirse. Gagarin'in eserleri arasında yer alan Kürtler giyimi, kuşamı ve duruşları ile oldukça ihtişamlı bir görüntü verir. Bu çizimlerde dikkatimizi çeken temel şey daha çok işte aşiret reisi işte ya da aşiret reisinin çocuğu gibi daha soylu kişileri yani üst sınıftan kimseleri resmettiğini görüyoruz. Burada yine hemen hemen bütün çizimlerde yani Ruslar tarafından Kürtlere dair yapılan bütün çizimlerde olduğu gibi hançerin çok belirgin bir şekilde bütün çizimlerde hemen hemen erkek çizimlerinde rol oynadığını görüyoruz. Yani Şemdin Ağa ve Resul Ağa'nın resimleri Şemseddin Oğuz Kürtlerine ait. Yani o dönem Şemseddin Oğuz Kürtlerinin yöneticileri giyim ve kuşamlarından anlayabildiğimiz kadarıyla sanırım o dönem aşiret yönetiminde Şemdin Ağa bulunuyor. Yani hem giyim kuşamındaki o şaşa ve görkemden anladığımız kadarıyla. Daha önce bu konuyla ilgili yazdığım bir makalede olasılıkla Büyük Şemdin Ağa'nın torunu olabilir demiştim. Daha sonra Redki aşiretinden birileriyle yaptığım görüşmede bir soy ağacı gönderdiler sağ olsunlar. Orada gördüğümüz zaman evet Şemdin Ağa'nın torunu olduğu bilgisini netleştirebiliyoruz. Bu Sardar Abad Kalesi önünde cirit oynayan Kürtler ve Tatarlar yani Türkçe literatüre şey olarak da geçti. Bir savaş sahnesi olarak. Bu bir savaş sahnesi değil. Sardar Abad Kürtlerin o dönem yaşadıkları, çok ciddi bir nüfusla yaşadıkları bir bölge. Tatarların da bulunduğu bir bölge. O muhtemelen bir kutlama ve bir oyun anı, yani bir eğlence anını ifade eden bir görsel. Zaten resme dikkatli bakıldığı zaman da bir savaş sahnesi olmadığını görmek mümkün. Şimdi arkada görünen dağlar Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı'yı andırıyor. O adaya baktığımız zaman Akdamara Adası'na andırdığını görüyoruz. Ya ben ilk resme baktığım zaman bu Akdamara Adası'nda gerçekten bir çatışma sahnesi. İşte
diye düşünmüştüm. Çünkü bayağı bir resim de incelemiştim o zaman. Normal fotoğraf incelemiştim. Adadan bakıldığı zaman Ağrı Dağı'nın şeyinin de, o iki dağının da muhtemelen Ağrı, Küçük Ağrı ya da Büyük Ağrı olduğunu düşünüyorum. Ya da başka dağlar da olabilir ama resmedilen dağlarla aynı yerler olduğunu düşünmüştüm. Fakat biraz araştırınca, soruşturunca bir adanın böyle bir savaşa müsait olmadığını, yani bu kadar büyük olmadığını söyledi arkadaşlar. İkincisi de Gagarin'in o bölgeye kadar inmediğini, yani bizzat o bölgeye kadar inmediğini görüyoruz. Üçüncüsü, o arkada resmedilen kilisenin aslında Ermeni mimari, kilise mimarisinin çok sık görülen bir örneği olduğunu sonucuna vardım. Bu resim muhtemelen bir kurgu. Yani o savaş sahnesinin çeşitli görsel alanların birleştirilerek oluşturulduğu bir tablo, bir çizim olduğunu düşünüyorum. Gagarin çizimlerine yer alan diğer üç resmi aslında birlikte ele almak daha doğru olur. İşte Mahmutoğlu İbo, yani Kürt İbo diye olarak da geçiyor resimde. Kürt din adamı ve Aras Nehri'ne geçen Kürtler. Şimdi bu Mahmutoğlu İbo olasılıkla bu Amarat Kürtlerinden, yani Ağrı sınırında Aras Nehri üzerinde Salla tek geçişin olduğu köy diye biliyorum ben Amarat'ı o dönem için. Gagarin'de resme not düşerken Amarat Kürtlerinden diye ifade ediyor bu durumu. O dönemdeki bölgede etkinlik gösteren aşiretlerin yapısını göz önünde bulundurduğumuz zaman bir ihtimal Haydaranlı aşiretinden olabilir diye düşünüyorum ama bu bir ihtimal sadece, yani doğrulanmaya muhtaç bir şey. İki Kürt din adamı, biz bu iki resimdeki kişinin, aynı kişilerin ve aynı giyim kuşamla, yani kıyafetlerinin rengine kadar aynı biçimde Aras Nehri'ni geçen Kürtler tablosunda en önde yer alan iki atlı olduğunu görüyoruz. Burada da aslında yine direkt yani aynı bölgede aynı zamanda çizilmiş üç tablo olduğunu söylemek mümkün bu yanıyla da. Bu tablolar bugün Rusya'da, yani yanlış hatırlamıyorsam Moskova arşivinde bulunuyor olması gerekiyor. Bu resimlerle ilgili de daha detaylı bilgiye sahip değiliz. Yani hangi aşirete mensup, hangi bölgede çizildiğine dair. Ama diğer resimlerden farklı olarak diğerleri daha çok litograf çalışmaları iken, gravür çalışmaları iken, bu ikisinin yağlı boya tabloları olması nedeniyle ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Kürtlerin aşiret tarzı örgütlenmelerinin ve yaşam tarzlarının Rusları etkilediği görülmektedir. O dönem Gagarin'e dahil olmak üzere ressamların tamamı soylu kişilerle, aşiretli reisleriyle, mirlerle çalışıyorlar. Dolayısıyla bunların böyle daha görkemli giyim kuşamında, duruşunda ya da işte silahlarına baktığımız zaman böyle bir çarpıcılık göze çarpması normal. İkincisi de Kürt aşiret kültürü gerçekten Ruslar açısından yani müthiş bir etki. Yani bir kişinin bu kadar kudrete sahip olması ve bunun bir devlet yetkilisi olmaması Ruslar açısından ya da Avrupalı seyyahlar açısından da çok ilgi çekici bir mesele. Bu aşiret yaşamında özellikle aşiret reisi üzerinden, otoritesi üzerinden durumu Rusların yani etkilediği kadar tablolarda da bunu yansıttığını görüyoruz aslında. Resimlerde savaşçılıklarıyla öne çıkan Kürtlerin savaş aracı olarak kargıyla resmedildikleri dikkat çekmekte. Pushkin Erzurum'a seyahat kitabında bir atlıyı tasvir ederken şey söyler, elinde bir Kürt kargısıyla gelen atlıdan bahseder. Türkçe çevirilerinde bunun biz sansürlendiğini görüyoruz. Yani Kürt ifadesini çıkartıp elinde bir kargıyla gelen atlı ifadesine dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yani bu Pushkin ifadesi dışında da Orlovsky'nin çizimlerinde, Gagarin'in çizimlerinde, Tim'in çizimlerinde bir kargının, hatta bu Mahmutoğlu İbo'nun elinde de gördüğümüz, o Aras Nehri'ne geçen Kürtlerde de birçok atlının elinde gördüğümüz kargının o dönem Kürtlere özgü bir savaş aracı olduğunu söylemek mümkün.